rica ederim. Bir sözüme ham güneş, çıkma hakkın yolundan. Cevabım ver bir seleş, Yezid'e ortam olma. Koyma kursunlar savaş, temiz kanlar dökülsün. Ağlasın yer ile aş. Gel güneş batma gülen, istemem gelsin yarın. Gel güneş batma gülen, istemem gelsin yarın. Keserler Şah Hüseyin'i, keserler Zahrabad'ın. Keserler Şah Hüseyin'i, keserler Zahrabad'ın. Kur'an'da onu öger. Her kim ona kıyarsa Müslüman değil meğer. Gel güneş batma gülen, istemem gelsin yarın. Gel güneş batma gülen, istemem gelsin yarın. Keserler Şah Hüseyin'i, keserler Zahrabad'ın. Keserler Şah Hüseyin'i, keserler Zahrabad'ın. Batma ufuktan gitme, dur semada sen de kal. İbrahim için savuk, ataştan bir evlat al. İsmail, Yusuf, Yunus, tarihi de yada sal. Konuş bir dalma artık, cevabın ner olmalan. Gel güneş batma gülen, istemem gelsin yarın. Gel güneş batma gülen, istemem gelsin yarın. Keserler Şah Hüseyin'i, keserler Zahrabad'ın. Keserler Şah Hüseyin'i, keserler Zahrabad'ın. Yezid gözün kan tutup bir bak kalbindekine. Temeli çürük olan hiç düzleşmez o bine. Gel güneş batma gülen, istemem gelsin yarın. Gel güneş batma gülen, istemem gelsin yarın. Keserler Şah Hüseyin'i, keserler Zahrabad'ın. Matema ayı geldi yine can, buna dayanmaz. Matema ayı geldi yine can, buna dayanmaz. Kan ağlamadan dideleri bir yana kalmaz. Ah bir yana kalmaz. Bu ay dayanan ağlamayan.
bizlerde ölü kalmaz. Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz. Tarikat ehline mezhep sorulmaz. Ali dost, veli dost, deli dost, Ali dost. Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz. Dost dost, Ali dost, Hacı Bektaş veli dost. Muharrem'in 9. günüydü. Biz de Musul'a bağlı Türkmen kasabalarında Şirin Kandı, Reşidiye'de, Karakoy'unda Mevla Kıbleri ziyaret ederiz. İmam Hüseyin'in taziyesi vesilesiyle. Burada bütün Türkmen kardeşlerimizin İmam Hüseyin'in taziyesini andıklarını, onları hatırladıklarını gördük. Çok memnun olduk. Biz de onların bu merasimlerine iştirak ettik. Allah ecirlerini kabul eylesin. 1400 yıl sonra bile biz İmam Hüseyin'in ve onunla birlikte şehit olan Ehl-i Beyt'in değerli mensuplarını hatırlıyoruz. Onlara Allah'a rahmet diliyoruz. Bu faciaların, bu tür felaketlerin tekrar yaşamaması en büyük dileğimizdi. Bu vesileyle bu yılda Muharrem faaliyetlerinin, Muharrem merasimlerinin barış ve huzur içerisinde geçmesi en büyük temennimizdi.
Bu vesileyle ben bütün Türkmen kardeşlerimize en iyi dileklerimizi, sağlık ve afiyet temennilerimizi iletiyorum. Kanalınız aracılığıyla teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün değerli arkadaşımızla Seyyid Mehmet Küçük Şakkalli Bey'le Musul'un başkonsolosluğuyla beraberinde bugün bizim bu bölgelerimize, Türkmen bölgelerine özellikle bütün buradaki meclis, azam meclisler olanlar gezdik. Köy Şirehan, Ölüye Şirehan, Süfle, Karakoyun, Cerfül Müleh, bütün meclisler gezdi burada. Tabii bu mecliste işte hazır olan değerli arkadaşlarımız, muazzilerimiz hepsi hazır oldular burada. Bizim de bu marasim, tabii cebhe olarak bizim de burada bir meclisimiz var, burada bir mevkubumuz var. Her yıl katılıyor bu meclise, katılıyor bu mevkublerde. Bizim de huzurumuz var burada. Tabii biz buradan memnunuz bütün arkadaşlarımızdan, bize yardımcı olanlardan, bize destek verenlerden. Her yıl bizim bu ilk defa döngü, her yıl bizim burada şeyimiz var, meclisimiz var. Bugün şu anda biz Seyyid Karakoyun'dayız, Seyyidlerin taziyası şeyindeyiz, marasimindeyiz. Bütün Sayın Başkonsolosun arkadaşlar, yanında olan arkadaşlar da Yunus Emre Bey'in grubuyla beraber bu şeye ziyaret ettik. Tabii biz çok memnunuz. Hem Türkmen El Televizyonu'ndan hem buradaki olan hazırlarda bütün teşkilatımızla beraber tabii bir ziyarette bulunduk. Biz çok memnunuz, sağ olasın, var olasın. Tabii bu münasebet bizim için çok önemli bir münasebetti. Biz diyarı bu İmam Hüseyin'in faciasıydı, Ehl-i Beyt'in faciasıydı. Biz devamlı işte taatuf ediyoruz, devamlı bu faciada istihkar ediyoruz bu faciani. Bizim bu bölgede Allah'a şükür Sünni Şia meselemiz hiç yoktu. Devamlı bu mazlumiyette milletimizin yanındayız. İmam Hüseyin de çıktı, nasretsin hakkı mazlumları, yani durdu mazlumlarla, durmadı zalimlerle. Biz İmam Hüseyin'in bizim Arapça diyarı bir nibrastı, bir yoldu, bir ışıktı. Bu milletin öğünde inşallah gelen günlerde milletimiz inşallah daha iyi seviyede, iyi günlerde inşallah yaşar. Lokman Reşit Diyarlı, Irak Türkmen Cephesi'nin adayı 7. dairede 54 numarasında. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike ve men yuazzim şairillah fe inneha min takvel kulub. Tabii ki bugün Muharrem ayının 9. günü, 10. gecesi. 10. gecesi dediğimiz Hazreti Hüseyin'in istişhad ettiği günü kendisi ve Ehl-i Beyt ile beraber. Hazreti Hüseyin dediğimiz zaman İslam dininin temeli yıkıldıktan sonra bir daha kuran. Çünkü o zaman da İslam'ı yok eden insanlar el atmaya başlamak istedi. Hazreti Hüseyin tabii ki kanını verdi ve Ehl-i Beyt'ini verdi. Ondan sonra onun şehit olmasını ve bu Müslümanlığın sabit kalmasını o yüzden herkes her yıl Muharrem aylarını zikreder. Tabii ki bir günde bizim konağımız olan Sayın Mehmet Küçük Sakal, Irak Konsolosluğu'ndan, Türk Konsolosluğu buraya geldiğinden çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki biz de gururlandık. Tabii ki bizim her şeyim. Burada Müslümanlık birlik demektir. İslamlık demektir. Şimdi kalkıp da şu mezheptir, bu mezheptir. Kesinlikle bunu araya getirmeyelim. Herkese sesleniyorum bu arada. Hazreti Hüseyin herkesindir. İnsanlığındır. Yani Müslümanlıktan ayrı insanlığı bıraktı. Rahim bir insanlık istedi. O yüzden herkes ona ayakta durur ve ağlar ve söyler. Biz de onun için bir gün konaklarımızın geldiği için sevindik, gururlandık. Onların da ve yanlarında ve sizin kanalınıza da çok çok teşekkür ediyoruz buraya gelmeniz için. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun.